Kurtuluşa inanmış kadronun öncülüğü ve milletin azmiyle kazanılan milli mücadelenin iki esası vardır. Meclis bu hafta açılışının 101. yılını kutlayacak. Kutlamalar COVID-19 nedeniyle sınırlandırılarak yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mecliste özel programlar planlandı. Sabah saatlerinde meclis yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda tören yapılacak. Birinci mecliste de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla bir tören yapılması bekleniyor. Ve Büyük Türkiye'mizin istiklal... Ardından da Meclis Genel Kurulu'nun özel gündemle toplanması planlanıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un özel oturumun açılış konuşmasını yapması ve siyasi parti liderlerinin söz alması öngörülüyor. Meclis Genel Kurulu mesaisine ise 20 Nisan Salı günü başlayacak. Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Gerekçesi, yöntemi ve şekli... Teklife göre aplikasyon, yer gösterme, plan örneği gibi işlemlerin kontrolü lisanslı harita kadastro mühendislik büroları tarafından yapılacak. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri faaliyetlerini sürdürürken mesleklerini serbest olarak da yapabilecek. Tarihin bu önemli dönüm noktasında Türkiye... Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı 10 yıla yükseltilecek. Belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak. Lisans belgesi almak için teminat yatırma bedeli 41.066 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine ilişkin kanun teklifi de meclisin gündeminde olacak. Teklif, Meclis Sanayi ve Enerji Komisyonu'nda görüşüldükten sonra kabul edilirse genel kurul gündemine gelecek. Teklifle akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklere teminat zorunluluğu getiriliyor. Akaryakıt piyasasında sahte fatura, benzin istasyonlarındaki ödeme cihazı ve otomasyon usulsüzlüklerinin önlenmesine yönelik yaptırımlar da artırılıyor.